Babayla oğul arasında özel bir ilişki vardır. Ve bazen babalar oğlunun güvenini kazanmak için kendini göstermek ister. John da öyle bir baba. Ve oğlunu etkilemeye çalışıyor. Fakat bu arada birçok tehlikeye atılıyor. Çok büyük tehlikeler. Zilli, ben masumum. Vakit varken git buradan. Başardın Robin. Ne zaman bitecek bunlar? Robin! Ormanda avlanmayı bekleyen bir hayvan gibi saklanamam. Ve eminim ki Alvin de kraldan kurtulmak için iyi zamanı kolluyordur. Ama Robin, onları nasıl durdurabilirsin ki? Etrafta bir sürü çaresiz adam var. Hepsi de seni öldürüp ödül almak için hazırlanıyorlar. Biliyorum. Biliyorum ve bundan çok bunaldım. Oh, şimdi Robin Hood'u yakalarız. Hey patron, bence bu adama bulaşmayalım. Biraz kuvvetli görünüyor. Ne diyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Biz yenilmeyiz öyle değil mi? Biz bu ormandaki en iyi haydutlarız öyle değil mi? Ama sen de fark ettiysen etrafta son zamanlarda bizim gibi sert adamlar çoğaldı. Bu da yeni icadımızı yapmamıza neden oldu zaten. Saldırın! Çekil şunu. Bana vurmayı keser misin? Lütfen vurmayın artık. Yeter. Tamam bu kadar yeter. Bu da ne? Sadece bir çanak. Bu da sadece bir varil. Bu da eski bir tırmık. Kimsin sen bakalım? Sen Robin Hood musun? Delirdin mi sen? Kaybedecek pek zamanımız yok. O yüzden hemen kaybol. Hadi bakalım. Böyle yapmamalıydın. Biliyorsun ki ben tehlikeli bir katilim. Ne biçim bir zaman kaybıydı değil mi bu? Haklısın patron. Ayrıca değerli hiçbir şey de yokmuş. Hey beni bekleyin. Ayrıca boşuna enerji kaybı. Evet. Evet. Sanırım yanlış zamanda karşılarına çıktım. Şuna bak. 100 altın yeterince iyi bir para demek değil mi? Buradan biraz uzakta olsa da denemeye değer. Sen delirdin mi? Robin Hood için yaralı bir kaplan kadar tehlikelidir diyorlar. Yanına 1 kilometre bile yaklaşamazmışsın. Demek bu Robin Hood'muş. Hey, ne haber John? Tarladan döndün demek. Evet. Oralarda çok çalışıyorsun John. Yapabildiği tek şey çalışmak sanırım. Yo, daha bir sürü iş var. Hadi gidelim. Ne? Hayır! Dur John! John yine yaptı yapacağını. Yine ne oldu böyle? Hep böyle sakar olmak zorunda mısın? Ne kadar sakar bir adam bu. Evet gerçekten komik. Peter! Peter geri dön. Anlamıyorum. Bir adam nasıl bizim bu John kadar şanssız olabilir? Bu pek doğal bir şey değil. Bence onun gibi bir adam beraberinde kendi şanssızlığını da yaratıyor. Bu sefer daha dikkatli olurum sanmıştım. Sadece biraz şanssızdın. Seni üzmesine izin verme. Biliyorum. Çoğunlukla pek şanssız olmuşumdur. Bugün ne kadar kötü bir gün oldu böyle.
Haklısın, hep daha şanslı olmuştuk. Ah, ne kadar kötü bir gün geçirdim. Bu da ne demek? Burada her gün böyle geçiyor. Hey Pete. Herkes sana sakar diyor. Hiçbir şey doğru dürüst yapamıyorsun, değil mi baba? Hı-hı. Peter, baban hakkında böyle konuşma. Biraz şanssız diye onu suçlamaya hakkın yok. Demek şanssız, öyle mi? Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bu kadarı da fazla. Ben yarın Sherwood ormanına gidiyorum. Sherwood'a mı? Haydut Robin Hood'u yakalamalıyım. Hayır, saçmalama. Öyle bir şey yapmayacaksın John. Ne de olsa eskiden Baron Alvin için çalışıyordum ve çok da başarısız değildim. Ama bana seni orduya katılman için zorladılar demiştin. Sen bekle de gör. İnsanlar gördüklerine inanamayacaklar. Tamam, şova başlayalım. Ama John! Hey, bence bunun hakkında konuşmalıyız. Şimdi dinle, her şeyi Peter için yaptığını biliyorum ama biraz fazla ileri gitmeye başladın. Bak, çocukluğumdan beri her şeyde başarısız oldum. Evet ama... Kazalar. Hep bana denk geldi ve niye hep böyle olduğunu anlayamadım. Askerken bile bir saksı düşse, düşecek o kadar kişi varken benim kafama düşerdi. Tarlaya tohum eksem, rüzgar hepsini ama hepsini uçururdu. Nerede bir çürük yer tahtası olsa onu bulacak kişi hep ben olurdum. Böyle şeyler hep başıma geldi. Şanssızlık her yerde beni sarmış durumda. Ama tüm olan bu işte. Bu sadece kötü şans. Ama ben bundan sıkılmaya başladım. Ve bu yüzden de Sherwood Ormanı'na gidiyorum. Peki ya Robin seni öldürürse sonra ne olacak? Ha, söyle. Bu demektir ki gerçekten çok kötü bir şansa sahip. Bunu bu şekilde kabullenmen çok saçma. Gitmeliyim. Gitmek zorundayım. Pete'in olduğu kadar kendim için de. Ha? Şimdi geri çekilemezsin. Bu olamaz. Bir karar verdin ve ona sadık kalmalısın. Lanet olsun sana Robin Hood. Bu seferlik benden kaçmayı başardın. Onu yakalamanın bir yolu olmalı. O aslında sadece küçük bir çocuk. Bu çocuk gerçekten işini biliyor. Hey, sen de benimle aynı sebepten dolayı mı buradasın yoksa? Hangi sebep? Gördüğüm kadarıyla sen yetenekli bir şövalyesin. Galiba Robin Hood'un peşindesin. Evet, bu doğru, öyleyim. Sen de onun peşindesin. Evet, öyle. Benim adım Şampiyon Bale. Seninki ne? Benim adım da John. Peki dövüş adın? Dövüş adım mı? Herkes bana kötü şanslı adam der. Kötü şanslı adam, ha? Bunu sevdim. Bir kıvılcımı var. Seni de sevdim. Öyle mi? Bu çok güzel öyleyse. Şimdi dinle. Birlikte çalışmalıyız. Robin Hood'a karşı daha fazla şansımız olur. Bulması zordur ama bulsan bile çok tehlikelidir. Ne dersin? Çok şaşırdım doğrusu. Robin Hood'un sadece bir çocuk olduğunu sanıyordum. O bu ülkedeki en iyi okçu. Şimdi ödülün neden bu kadar fazla olduğunu anlıyorum. Çünkü bu iş fazlaca riskli. Şimdi ortak olmaya ne diyorsun peki? Şampiyon ve kötü şanslı adam. Biz mi? Tabii ki biz. Ödülü eşit şekilde paylaşırız. Bu gayet iyi bir fikir. Tamam. Robin Hood artık şampiyon ve kötü şanslı adamla baş etmek zorunda. Ona ne çarptığını anlamayacak bile. Bu adam benim tarafımdaysa ben bile kaybetmem.
Kendimi biraz gergin hissediyorum. Piknik yapmıyoruz ki, bizi avlayacak yeni katilleri bekliyoruz. Bu da kim? Ha? Hı? Herkese merhaba. Aa, merhaba. 30 yaşlarında gezinen bir adam gördünüz mü? Bir çeşit zırh ya da ona benzer bir şey giyiyordu. Bir çeşit zırh mı? Ve sen de onu mu arıyorsun? Şey, o adam benim babam. Sherwood ormanına geleceğini ve Robin Hood'u bulup ona dövüşeceğini söyledi. Peki baban ne yapıyor? Bir çeşit şövalye falan mı? Hayır, o sadece bir çiftçi. Ben de merak ettim. Uzun zamandır onu arıyorum ve hiç şansım yok gibi. Bir çiftçi mi? Onun için endişeleniyorum. Çünkü biliyorum ki Robin Hood çok tehlikeli. Onun yalancı ve üçkağıtçı olduğunu duydum. Hey, şimdi dinle. Bir asistanı varmış diyorlar ve dev gibiymiş. Ha? Çetesinin bir diğer üyesi de yaşlı ve güçlü bir cadı olan Merien'miş. Ha? Şey, bu üç kişi düşmanlara karşı çok acımasızmış. Bunlar bir sürü saçmalık. Herhangi birimiz sana manyak gibi görünüyor muyuz? Bunlar sadece Alvin'in uydurduğu yalanlar. Hey Robin. Robin mi? Ben Robin Hood'um. Hey bekle. Ama sana zarar vermem ki. Baba, baba. Çok güzel. Alvin yüzünden herkes bizi katil zannediyor. Beni de bir dev yapmışlar. Ve ben de yaşlı bir cadıyım. Şimdi dinle. Robin sayıca fazla acımasız haydutlardan yardım alıyor. Evet, bunu duymuştum. Onun için onu bulup elimizdeki silahlarla saldırmak anlamsız olacak. Peki ne yapacağız o zaman? Ona bir tuzak kuracağız. Bir tuzak mı? Bu doğru. Hepsini içine hapsedecek akıllıca bir tuzak olacak bu. Şey, ama biz profesyonel değiliz ki. Ha? Ne dedin sen? Şey, demek istedim ki evet. John, aslında muhteşem bir adamsın dostum. Haklısın ama bir zamanlar gerçekten bir avcıydım. Bahsettiğim bu tuzak da eski avcı tuzaklarından. Gerçekten mi? Kötü şanslı adam John. Sen muhteşemsin. Daha benle yeni tanışmana rağmen asıl kimliğimi öğrendin işte. Bu benim oğlum. Baba! Peter! Peter! Benim Peter, baban. Babacığım! Cesur bir çocukmuş, seni aramaya çıkmış. Babasına göz kulak oluyor değil mi? Hayır, Cesur'dan daha çok aptalca bir şey bu. Tamam Peter, yavaşla biraz. Tamam. Tamam, şimdi her şey hazır. Peter, bir daha böyle aptalca şeyler yapmayacağına söz ver. Bu çok tehlikeli bir iş. Tamam, bir şansın olduğunu düşünüyor musun baba? Hey çocuk, baban gördüğüm en iyi adamlardan biri. O varken endişe etmemize gerek yok. Gerçekten mi? Evet, o gördüğüm en sert adamlardan biri. Buna inan. Ha? Robin! Ha? Bu sefer seni yakaladım Robin. Bu sefer bizden kaçamayacaksın. Şimdi de iki kişi olmuşlar. Görüyorum ki yardım getirmiş. Yine mi? Sana daha önce de masum olduğumu söyledim. Eminim öylesindir. Hadi başlayalım John. Tamam, hazırım. Hadi! Hiç pes etmiyorlar. Bu adam deli mi ne? Aferin John, iyi işti dostum. Şunlara bak, harika. Çok güzel.
Tamam, şimdi şu işi halledelim. Geri gel. Ha? Niye kaçmaya devam ediyorsun? Hey, bekle. Hey Robin. Ha? Ne 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 ne? Yakaladım seni. Nerede saklanıyorsun? Buradayız Robin, burada. Ha? Burada seni bekliyoruz. Dur! Tamam Jones, unutma ki bunu tam olarak yapmak zorundasın. O doğru. Bu doğru. Bu da doğru. Tamamen hazırız. Her şey Robin'i bu tuzağa düşürmek için hazır. Ve ben de hazırım. Biliyordum. Sadece biliyordum. Bütün İngiltere'deki en şanssız adam olmalıyım. Hadi John, her an çekebilirsin. Tamam. Pes ediyor musunuz? Hadi John, hadi ipi bırak artık. Diğer adama ne oldu? John! Yoksa kaçtı mı? Kaçmadın değil mi baba? John, ne diye bekliyorsun? Üzgünüm Bale. Ben yararsız bir insanım. Affet beni lütfen. Robin! John her şeyi kendi yaptı. Ben de ona yardım edemedim. Hala vaktim varken gitmeliyim. Sanırım John kendi başının çaresine bakabilir. Babacığım! Ha, ama... Babacığım! Babacığım! Bir daha böyle riskler almayacağına söz ver. Yani bu şövalye... Hiç hatırlamıyorum. Robin'i yere serdin baba. Yere serdin. Arkadaşları geldi ve onların hayatlarını bağışladık. Ben... Bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum. Harikaydın baba. Bu sefer onun işini bitiremedim sanırım. Ama dersini almıştır. Doğru. Hadi artık eve dönelim. Annen merak etmiştir. Ben de babamın ne kadar cesur ve güçlü olduğunu anlatacağım. Evet oğlum, bugün kesinlikle çok güzel bir gün oldu. Artık her şey daha iyi olacak. Yaşasın!
Ah, oh, işler zorlaşmaya başladı. Ve her şey basit bir çiftçi tarafından oldu. İyi ki tecrübeli bir katil değil de çiftçiydi, ha? Yani sanırım biraz şanslıydım. Ama bunların gelmesini engellemek için bir şeyler yapmalıyız. İnsanlar Alvin'in suçlamalarına inanmış ve sadece ödül almayı istiyorlar. Robin, biliyorsun Marion, ben ve küçük John her zaman seninle beraberiz ve seninle savaşırız sonuna kadar. Ah! Ne yapmaya çalışıyorsun ha? Beni öldürmeye mi? Çok üzgünüm Robin. Oh, ne kadar kötü bir gün oldu. Oh.